أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Dinlediğimiz ayat-ı beyinatı, dinleyeceğimiz sohbetlerimizi imanımızın artmasına, ihlasımızın ziyadeleşmesine, aşk-ı ilahimizin müzdad olmasına, günahlarımızın silinmesine vesile eylesin. Yüce Rabbim her birimizi, herkes dünyada fanidir. Biz de fani alemden ebedi aleme intikal ederken bütün malımızı, mülkümüzü, servetimizi ve müktesebatımızı bir kalemle, bir saniye içerisinde geri bırakarak Allah yolunda yaptığımız ibadetlerle, yaptığımız hayru hasenatlarla buluşacağımız o ebedi aleme intikal ederken güle güle intikal edenlerden eylesin. Amin. Gittiği yerde hoş geldin, sefa geldin iltifatına mazhar olanlardan eylesin. Amin. Çocukları tarafından, aile bireyleri tarafından unutulmayan, kendisine dua edilen, arkasından sadakalar verilen, Kur'anlar okunan ve kabirde ağlamayan, gülen, rahat eden, ayık kullarından olmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, yavrumuzun okumuş olduğu ayeti kerimeler, hepimizin muhtaç olduğu önemli konuları anlatan ayeti kerimelerdir. Hemen birinci ayeti kerimeyi hep beraber müzakere edelim. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri okunan ilk ayeti kerimede Es-Sa'idu billah ya eyyühellezine amenu ey iman edenler diyerek her birimize sesleniyor. Her birimiz de bu seslenme ve nida karşılığında buyur Allah'ım ne emredersin deme durumundayız. Ey iman edenler dedikten sonra hemen talimat geliyor. İsta'inu benden yardım isteyin. İstiane yardım istemek demektir. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Bu surelerden birisi Ummul Kur'an, Ummul Kitab. Kur'an'ın aslı sayılan, anası sayılan, en önemli sure sayılan bir tane var. O hangisidir? Her namazda okumak mecburiyetinde olduğumuz suredir. Yani Fatiha suresidir. 114 sureden, namaz açısından, Fatiha'dan daha önemli hiçbir sure yoktur. Çünkü la salate illa bi ummil kitab. Fatiha olmadan namaz olmaz. Bir insan Fatiha'yı okumadan, Elif Lam Mim'den başlasa, bir namazda Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar okusa, o namaz olmamıştır. Çünkü namazda Fatiha suresinin okunması farz veya en azından vaciptir. Peki 114 sureden İhlas değil, Felak değil, Nas değil, diğer surelerden hiçbirisi değil, Fatiha suresini okumak farzdır veya farz gibidir, vaciptir. Demek ki Fatiha suresi bizim hayatımızda, Müslümanların hayatında, namaz kılanların hayatında çok önemli bir yer teşkil etmektedir.
Ben Fatiha suresinin geneliyle ilgili değil de İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in orada bu ayeti kerime ile alakalı bölümle bağlantı kurmak için bir noktasını paylaşıyorum sizinle. Biz namazda Cenab-ı Hak'la anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki İyyâke na'budu, Allah'ım senden başkasını asla secde etmem. Senden başkasına asla ibadet etmem. Yalnız ve yalnız benim hayatımda senin dediklerin geçerlidir. Sen haram diyorsan amennâ ve saddeknâ haramdır. Sen farz diyorsan farzdır. Meşrudur dersen meşrudur. Gayrı meşru dersen gayrı meşrudur. Dolayısıyla ben sadece ve sadece ibadetimi kayıtsız şartsız teslimiyetimi sana yaparım. Senden başka her amirin eksiği var, artısı var. Doğrusu var, yanlışı var. Acziyeti var, gücü var. Ama sen öyle Allah'sın ki hiçbir şeye benzemezsin. Sende eksiklik yoktur, noksanlık yoktur. Talimatlarında bir tane eksik ve yanlış yoktur. Her emrin, talimatın dosdoğrudur. Her yasağın yerli yerindedir. Ben buna böyle inandım ve bu teslimiyeti sana gösterdim diyoruz. Namazın içerisinde İyyâke na'budu deyince. Mutlak bir şekilde, kayıtsız, şartsız bir şekilde Allah'a teslim olduğumuzu deklare ediyoruz. Ne zaman? İyyâke na'budu dediğimizde. Ve İyyâke nesta'in de ne diyoruz? Ve İyyâke nesta'in, Allah'ım ben biliyorum ki kainatta senin emrin olmadan bir yaprak yerinden sallanmaz. Sen izin vermezsen kimse bir nefes alamaz. Sen izin vermezsen yağmur yağmaz, güneş yağmaz. Dolayısıyla kainatta her olup biten senin kontrolünde, senin takdirinde ve senin iradendedir. Öyleyse Allah'ım ben her zaman yardıma muhtaç olan birisi olarak yardımı sadece ve sadece senden isterim. Demek ki bir Müslüman namazın içerisinde İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyince hangi sözü vermiş oluyor Cenab-ı Hakk'a? Günde farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle bir Müslümanın, beş vakit namazında hassas olan bir Müslümanın kıldığı namaz rekat sayısı takriben 40'tır. Yani bir Müslüman günde 40 kere Cenab-ı Hakk'a ne demiş oluyor? Ya Rabbi ne emredersen baş üstüne, kayıtsız şartsız sana teslim oldum. 2. Ben neye muhtaç olursam olayım ama dünyalık ama uhrevi her konuda yardımı sadece ve sadece senden isterim. Şöyle diyelim kıymetli dostlar, hasta olduk, doktora gittik. Şöyle inansa bir insan, doktor beni iyileştirecek, kullandığım ilaç beni iyileştirecek. Yani daha açıyorum işi, Allah değil de doktor bana şifa verecek, Allah değil de ilaç bana şifa verecek diye bir insan inansa müşrik olur. Çünkü doktor sana bana şifa veremez, sadece yediğimiz yemek karnımızın doymasına vesile olduğu gibi doktora o ilmi veren Allah, doktoru da yaratan Allah, doktorun aklını, fikrini, ferasetini de veren Allah'tır. Ya isabetli karar verir senin için veya isabetsiz karar verir. Dolayısıyla Allah'ın takdiri olmadan, Allah'ın şifası olmadan kimse ne yapamaz? Şifa veremez. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı anlatırken اَلَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ benim Allah'ım öyle Allah'tır ki
yeme ihtiyacımı, içme ihtiyacımı yalnız ve yalnız O karşılar. Suyu da yaratan O, karpuzu da yaratan O, ekmeği de yaratan O, elmayı, armutu da yaratan O. Beni yediren de O, içiren de O. Ben manavdan gider meyvemi alırım ama manav meyve yaratamaz. Manavı da yaratan, meyveyi de yaratan Allah'tır. Ben bunu bilerek giderim, meyveyi manavdan alırım, çiviyi de nalburdan alırım. Çiviyi yaratan nalbur değildir. Nalburu da yaratan, çiviyi de yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ İbrahim Aleyhisselam inanmayanlara Allah-u Teala'yı tarif ediyor. Benim inandığım Allah öyle Allah'tır ki hasta olduğum zaman bana şifayı O verir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi nedir? Şafi. Ya Şafi, ey şifa veren Allah'ım demektir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, şifayı doktordan bilmek yanlıştır. Doktor bile ne yapar? Yapacaklarını yapar. Ondan sonra ne der? Biz elimizden geleni yaptık. Takdir Allah'ındır. Şifayı kim verecek der? Allah verecek der. Eğer doktorun elinde şifa olsaydı kendisi hasta olmazdı. Kendisi de hasta olduğuna göre şifa yalnız ve yalnız Allah'ın eseridir. Bu arada bir başka konuyu da, yani bununla ilintili bir başka şeyi söyleyeyim. Diyelim ki biz birisinden bir konuda yardım istiyoruz. Doktordan tedavi istediğimiz gibi. Doktordan tedavi isterken nasıl inanmalıyız? Doktor bir vesiledir. Şifayı verecek olan Allah'tır. Allah vermese doktor bir şey yapamaz. Doğru mu? İnanç böyle olmalıdır. Peki, bir insandan, herhangi bir insandan bir şey istiyorsak aynı şey orada geçerlidir. Diyelim ki mandalinacıdan mandalina toplayan, bahçesinde mandalina olan kişiden biz mandalina istediğimizi düşünelim. Nasıl inanacağız? O mandalinayı da yaratan Allah'tır. Mandalinayı toplayan bahçe sahibini de yaratan Allah'tır. Onun kalbine ver buna cömertliğini verecek olan da Allah'tır. Yani o insan bize kalksa mandalina verse ona teşekkür ederiz. Ama asıl teşekkürü yapmamız gerekenin kim olduğuna inanırız? Allah olduğuna. Doktora teşekkür ederiz bizimle ilgilendiğinden. Allah'a şükrederiz bize şifayı verdiğinden. Bu konuda Mustafa İsmet Garibullah, Allah dostu, Risale-i Kutsiyesinde şöyle der. Eğer sana verse birisi fulusi, dahi bir ev verse kılsan cülusi, veren Allah'tır anla bu hususi. Yani birisi sana para verse veya al sana ev otur dese, gerçekten veren Allah'tır. Bunu böyle bilmeli. Çünkü o kişiyi de, o imkanı da yaratan, yoktan var eden kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse biz Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den istediğimiz destek, yardımda bile nasıl inanacağız? Aynen doktorun şifası meselesi gibi, gerçekten bu işin asıl sahibi Allah'tır. Öyleyse İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'de ne diyoruz? Allah'ım ben yardımı sadece ve sadece senden isterim diyoruz. Bunu deklare ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a söz veriyoruz. Günde kaç defa? 40 defa söz vermiş oluyoruz. Şimdi okuduğumuz ayeti kerimede de Cenab-ı Hak, yavrumuzun okuduğu ayeti kerimede de ey iman edenler yardımı benden isteyin diyor. Şimdi hem Fatiha'daki o nestaîn ile hem okunan ayeti kerime arasındaki bir bağlantıyı kurmaya çalışıyorum. Biz Cenab-ı Hakk'a söz verince namazın içerisinde huzurunda abdestli bir şekilde ellerimizi bağladık huzur içerisinde. Allah'ım ben sana söz veriyorum. İbadetimi yalnız ve yalnız sana yaparım.
yardımı da sadece ve sadece senden isterim. Çünkü inanıyorum ki senin vermediğini kimse veremez. Senin engellediğini kimse veremez. Senin verdiğini de kimse engelleyemez. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu adeta bize, kulum benim huzuruma abdestli bir şekilde durdun. Benden yardımı yalnız ve yalnız benden isteyeceğini de ifade ettin. Haydi dile benden ne dilersin? Madem yardım benden isteyeceksin, dile benden ne dilersin? Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız, konuşuyoruz Mevla ile. İyyâke na'budu, ancak sana ibadet ederiz. Şimdi kıymetli dostlar, bir insan sana veya size kime der? Karşısındaki ne der? Birebir konuştuğuna söyler, öyle mi? Yani bir insanla konuşuyorsun, sen geldin, sen gittin. Siz geldiniz, siz gittiniz. Size şunu söylüyorum, sana şunu söylüyorum. İyyâke na'budu ne demektir? Ancak sana ibadet, yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in, yalnız ve yalnız senden yardım isteriz. Burada Cenab-ı Hak ile direkt bir konuşma var mı? Direkt konuşma var burada. Şimdi Cenab-ı Hak da bize buyurmuş oluyor ki, dile benden sen ne dilersin madem benden istiyorsun. Bize bırakmış olsa, namazın içerisindeyiz, huzurundayız. Bize bırakmış olsa ne isteyeceğimizi herkes farklı farklı kendine göre önemli kabul ettiği şeyleri isteyebilirdi. Mesela bir delikanlıdır, Allah'ım bana işte sarışın bir hanım nasip eyle der. Bir hanım kızdır, bana işte şöyle bir delikanlı nasip eyle der. Birisinin arabaya ihtiyacı var, Allah'ım bana şöyle bir araba ver. Birisinin eve ihtiyacı var, ev ister. Yani herkes ne ihtiyacı varsa onu isteyebilir. Halbuki bu isteklerin hepsi gerçek insanın muhtaç olduğu şeyin yanında kellem yekün hükmündedir, çöp gibidir, bir şey değildir. Nedir asıl istenmesi gereken? Cenab-ı Hak onu bize bırakmadı, ne isteyeceğimizi de kendisi devamında söyledi. Dile benden ne dilersin kulum? Ya Rabbi, ihdinas sıratal müstakim. Bizi dosdoğru yola hidayet et. Allah'ım senden bunu istiyorum. Demek ki kıymetli dostlar, her insanın kendine göre önemsediği şeyler var ama hepimizin ortaklaşa en çok muhtaç olduğumuz, Allah'tan bir şey isteyeceğim dediğimizde isteyeceğimiz şey nedir? Peygamberlerin yoluna, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna hidayettir. Çünkü bir insan bu hidayeti yakaladığı zaman hem dünya hem ahiret saadetini temin etmiş olur. Demek ki her birimizin Allah-u Teala'dan yardım isterken en önemli konu, yardım isteyeceğimiz en önemli konu hangisi olduğu anlaşılıyor Fatiha suresinden. İhdinas sıratal müstakim, dosdoğru yola bizi ilet ve hidayet et. Kıymetli dostlar, neden hidayet bu kadar önemlidir? Çünkü hidayetin zıttı nedir? Dalalettir. Dalalet ne demek? Sapıklık demektir. Sapıklığın içerisinde her türlü haram vardır, her türlü günah vardır. İçki hidayet midir, dalalet midir? Dalalettir. Zina hidayet midir, dalalet midir? Dalalettir. Hırsızlık, rüşvet hidayet mi, dalalet mi? Dalalettir. Öyleyse hidayet de nedir? Bu haramların, bu yanlışların zıttıdır. Yani Allah'ım beni hidayete erdir dediğimiz zaman yalandan koru, hırsızlıktan koru, rüşvetten koru, zinadan koru, iftiradan koru, gıybetten koru, her türlü haramdan, her türlü günahtan koru, hesabını veremeyeceğim her türlü yanlıştan koru. Allah'ım beni sana yaklaştıracak imanımı kemale erdir, ibadetlerimi kaliteli kıl, namazım namaza benzesin, orucum oruca benzesin, zekatım zekata benzesin, Kur'an'ım Kur'an'a benzesin, zikrim zikre benzesin. Artık bunun arkası gelmez. İhdinas sıratal müstakim deyince bunu bize kim öğretiyor? Namazda bu duayı bize kim öğretiyor? Her namazda Fatiha'yı okumamızı emreden,
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vasıtasıyla bizlere duyuran Allah Celle ve Ala Hazretleri, ey Allah'ım yardımı yalnız ve yalnız senden isteriz sözünden sonra hemen yardım istemeye başlıyoruz. Ne istiyormuşuz? Ne istemeliyiz? Sırat-ı müstakime hidayet. Sırat-ı müstakim deyince sırat-ı lezine en'amte aleyhim ile ifade ediliyor. Peygamberlerin yoludur, sıddıkların yoludur, şehit ve salihlerin yoludur. Şunu demiş oluyoruz. Allah'ım benim yaptığım işler peygamberlerin yaptığı işler olmalıdır. Sıddıkların yaptığı işler olmalıdır. Salih kullarının yolundan, izinden yürümeliyim. Bu yolu sen bana nasip eyle, elimden tut, becerttir, muvaffak eyle diye ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'a yalvarmış oluyoruz. Şimdi dönüyorum hafızımızın okuduğu ayeti kerimelere. O ayeti kerimelerle Fatiha suresinin ve İyyâke nesta'in ihdinas sırâtel müstakim bağlantısı olduğundan ve her birimiz de namazda bu deklere yaptığımızdan dolayı bu ayetle, yani Fatiha'daki ayetle bu ayet arasında bir köprü kurma ihtiyacı duydum kıymetli dostlar. Şimdi geçiyorum ayeti kerimemize. Mevlamız buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, isteinu, benden yardım isteyin. Ama bu ayeti kerimede hangi konuda yardım isteyeceğimizi bize bıraktı. İhtinas sıratel müstakimde kendisi ne istememiz gerektiğini, daha doğrusu bizim için en önemli olan ne olduğunu orada bize söylemiş oldu. Bana namazda mı dua edeceksin, şu dua ile dua et, senin için en önemli budur demiş oldu. Burada ise Cenab-ı Hak, biz herhangi bir konuda evleneceğiz, evimizde yuvamızda huzur yok, hastalık var ondan kurtulacağız, ekonomik sıkıntımız var ondan kurtulacağız, efendim babamızda sıkıntı var, annemizde sıkıntı var, damatta sıkıntı var, gelinde sıkıntı var, torunda sıkıntı var, bağda sıkıntı var, bahçede, yani fark etmez. Yardıma muhtaç olduğumuz herhangi bir konuda yine yardımı kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Mevla buyuruyor ki tamam, yardımı benden istemekle isabet etmiş olursunuz. Ancak nasıl isteyeceğiniz meselesi de önemlidir diyor bu ayeti kerimede. Peki nasıl isteyecekmişiz yardımı? İsteinu, benden yardım isteyin. Ne ile? Bis sabri ve salah. İki tane önemli nokta var Allah'tan yardım isterken. Bunlardan bir tanesi, sabretmeden Allah'tan yardım istenmez. Hangi konuda yardım istiyorsun? Efendim, mesela evlenme konusunda yardım istiyorsun. Bekarsın, evleneceksin. Veya evlendin, çocuk sahibi olma konusunda Allah'tan yardım istiyorsun. Veya bir iş yeri kurmak istiyorsun, o konuda Allah'tan yardım istiyorsun. Elini kaldırdın, Allah'tan yardım istedin, duayı kriterlerine göre yapmaya başladın. Şunu bekleme diyor Mevla. Elimi yüzüme sürdüm, El-Fatiha dedim, tamam duam kabul edildi, yağmur yağmaya başladı, bunu bekleme diyor. Sen duanı yapacaksın, yardımını isteyeceksin, arkasından sabredeceksin. Çünkü el-eşyâ-u merhûnetun bi-evkâtiha, sen işini yaparken yarın ne yapacaksın? Sabah gidince şunu yapacağım, öğleden önce şunu yapacağım, öğleden sonra şuraya gideceğim, ikinden sonra şuraya gideceğim diye kendine göre bir planın yok mu senin? Var. Senin planın var da Allah'ın planı yok mu? Elbette Allah'ın da planı var. Öyleyse ben, sen yalvaracağız ama ne zaman, hangi dakika, hangi saatte, nasıl gerçekleşeceğini kime bırakacağız? Allah'a bırakacağız. Çünkü ilerisini, gerisini, karını, zararını en iyi bilen kimdir? Allah'tır. Kıymetli dostlar, peygamberler tarihine baktığımız zaman, peygamberler alâ nebiyyina ve aleyhimussalavatü ve teslimat, bir kısmı Cenab-ı Hakk'a yalvarmışlardır. Bugün yalvarmış, 40 sene sonra Cenab-ı Hak bugünkü duasını kabul etmiş. O peygamber, Allah'ım ne oldu ya, ben sana yalvardım, hem de peygamberinim, ne oldu, bizim dilekçemiz ne oldu dememiştir. Eyüp aleyhisselam ne ile meşhurdur?
Cenab-ı Hak Eyyub Aleyhisselam'la ilgili ne diyor? İnna vecednahu sabiran ni'mel abd. Biz kulumuz Eyyub'u sabredenlerden bulduk. O ne güzel kuldur. Demek ki sabretmek insanı nereye götürüyor? Allah'ın güzel kulu olmaya götürüyor. Eğer bir insan sabretmesini bilirse, sabretse de etmese de Allah'ın kuludur. Sabrederse Allah'ın güzel kulu. Ni'mel abd, o ne güzel kuldur. Kıymetli dostlar, bazı sıkıntılarla karşılaşırız. Kendi arzu ettiğimiz, heyecanla arzu ettiğimiz şeyler olabilir. Yalvarırız Allah'a. Halledecek olan Allah'tır. O verirse kimse engelleyemez. O engellerse kimse veremez. Kayıtsız, şartsız hakimiyet Allah'ındır. Biz sebeplere tevessül ettik. Cenab-ı Hakk'a yalvardık. Yalvardıktan sonra hemen elimizi yüzümüze sürer sürmez ben istedim Allah da hemen vermesi lazım diye beklersek burası yanlış olur. Ne peygamberler tarihinde böyle olmuştur? Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke döneminde az mı çile çekti? Bir gün değil, iki gün değil, bir sene değil, iki sene değil. Bu kadar süre içerisinde hep elini kaldırıp zulmedenlere karşı Allah'tan yardım istemedi mi? İstedi. Peki Mekke'de zulüm devam etti mi? Etti. Ama sonunda ne oldu? Zafer İslam'ın oldu mu? Oldu. Mekke fethedildi mi? Edildi. O gün zulmedenler, affedersin, ya geberdi veya daha sonra iman şerefiyle şereflendi. Ha o zaman biz şunu söyleriz. El eşyâ-u merhûnetun bi'evkâtihâ. Her şeyin bir vakti, saati vardır. Ne yapıyoruz? Telefonu kuruyoruz. Sabah namazına mesela. Daha önce çalıyor mu? Çalmıyor. Ne zaman çalıyor? Kaçı kurduysak o zaman çalıyor. Ha, Cenab-ı Hak da senin işini, benim işini bir saat kurmuştur. O saat gelince çalacaktır. Sen ben bunu bilmediğimiz için bize düşen nedir? Yalvarmaktır. Mesela şunu söyleyeyim. Bir delikanlı düşünelim, evlenecek. Allah'ım bana hayırlı bir kısmet nasip eyle dediği zaman Allah'tan istiyor. Aynı zamanda bu istemesi bir zikir sayılıyor, bir dua, ibadet sayılıyor. Yani ben Allah'tan dünyayı da istesem, ya Rabbi deyince Allah'ın adını zikretmiş oluyor muyum? Oluyorum. Peki zikreden sevap almıyor mu? Alıyor. Ben dünyayı da Allah'tan istesem, ahireti de Allah'tan istesem, adresi doğru tespit ettiğim için Allah'ın bu işi halletmesi ancak Allah tarafından olacağına inandığım için Cenab-ı Hak'tan istemiş oluyorum. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Efendim, duanın, ibadetin ta kendisi olduğunu Kur'an-ı Kerim'de قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Kullarım, Habibim sen de ki benim kullarıma, ey kullarım ya, sizin duanız olmazsa ben size niçin değer vereyim ki? Kulu Allah'a karşı değerli kılan şeylerden birisi nedir? Duadır. Dua ibadet midir? Dua ibadettir. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kullarım beni sana sorduğu zaman de ki kullarıma, ben kullarıma çok yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ. Kulum bana yalvardığı zaman ben onun yalvarışını duyarım. Gerektiği zaman, gerektiği şekilde ona yardımını yaparım. Tekrar dönüyorum ayeti kerimemize. Rabbimiz buyuruyor ki, İsta'inu, benden yardım isteyin. Ancak yardım isterken ilk dikkat etmeniz gereken şey sabırdır. Sabretmeden yardım isterseniz adresi zarf gibidir. Zarfı doldurdun, gönderdin ama üzerine adres yazmadın. Nereye gidecek? Kime teslim edilecek? Dolayısıyla benden yardım istiyorsanız ilk yapmanız gereken sabırdır. Peki ikincisi nedir? Vessalâ. İkincisi namaz ve duadır. Namaz da aslında dua manasındadır. Onun için ben namaz ve dua diye tefsir ediyorum. Yani benden yardım isterken Mevla buyurur, iki şeye dikkat edeceksiniz. Bir, sabretmesini bileceksiniz.
Onun için bizim eskilerimiz derdi ki sabreden derviş muradına ermiş. Sabrın sonu selamettir. Sabreden zafere ulaşır. Men sabara zafire denmiştir. İkincisi, demek ki sabır, birincisi sabır, ikincisi namaz ve duadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sıkıntı ile karşılaştığı zaman hemen kıbleye döner, ne yapardı? Cenab-ı Hak'tan yardım isterdi namaz ile. Hayat-ı Sahabe diye Sahabe-i Kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmen hayatını anlatan çok güzel eser var. Onların o menkıbeleri gerçekten insan hayatına örnek olacak güzel şeylerdendir. Orada diyor ki adamın bir tanesi yolda gidiyor. Çölde gidiyor. Çölde giderken inmiş devesinden. Efendim yemeğimi yiyeyim, içeyim derken yol kesici Kuttaut tarıkların birisi geliyor kılıcıyla beraber. Diyor ki deven benimdir, malın benimdir. Seni de halledeceğim diyor. Adam sağına bakıyor, soluna bakıyor. Onunla mukavemet edecek güç görmüyor kendisinde. Durumun tehlikeli olduğunu anlıyor. Diyor ki anladım diyor, sende bu imkan vardır. Ona göre hazırlıklı geldin. Peki ben senden iki rekat namaz kılmak için izin istesem, iki rekat kılayım ondan sonra ne yaparsan yap. İstersen dört kıl demiş. Şimdi bu namazını kıldı, elini kaldırdı. Ey darda olanların imdadına koşan Allah'ım, ben şu anda dardayım, imdadıma koş diye gözünü yumdu bu dua yaparken bir de pat diye bir ses duydu, bir bakar ki efendim kendisini malını, mülkünü alıp öldürmek isteyen ölü bir şekilde yerde yatıyor. Birdenbire ortaya kılıcıyla gelip onu yere yatıran, onun hayatını sonlandıran insan suretinde bir melek mi imdadına koşmuş? Elbette çölde onun imdadına koşacak olan ancak olsa olsa bu olabilir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bir insan gerçekten darda kaldığı zaman namaz ile, dua ile Allah'a iltica etmesi doğru yolda yürümesi demektir. Doğru adreste koşması demektir. Biz hani derler ya, iyilik yap da denize at, balık bilmezse Halik bilir diye bir söz vardır. Biz duamızı yaparız, Mevla'ya havale ederiz. Mevla ne zaman, nasıl, hangi şartlarda bizim için arzu ettiğimizi gerçekleştireceğini kendisi en iyi bilendir. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor kıymetli dostlar. İnnallâhe ma'assâbirîn. Kullarım benden yardım isterken bir, sabredeceksiniz. İki, namaz ve duaya asılacaksınız. Şunu çok iyi bileceksiniz ki ben sabredenlerle beraberim. Eğer siz sabrederseniz ben sizinle beraberim diyor. Demek ki biz herhangi bir konuda sabretmesini bilirsek en büyük mükafatımız nedir? Bir defa sabreden zafere ulaşır. Bu işin sonu güzel gelir. Sabrettikten sonra sonu güzel gelir. Ama hepsinden daha güzel olan nedir? Kulum sen ki sabrettin. Ben nasıl ki Eyüp kulum sabrettiğinde ona aferin dedim, sen ne güzel kulsun dedim. Sen de sabredince aynı netice senin için de geçerlidir demiş oluyor bize Rabbimiz Celle Celaluhu. Okunan birinci ayeti kerime bundan ibaretti. Kıymetli dostlar, bu konu her birimizi ilgilendirir. Her gün Cenab-ı Hakk'ın yardımına ihtiyacımız vardır. Çocuklarımızla ilgili, eşlerimizle ilgili, işlerimizle ilgili. Hayatta her noktada Cenab-ı Hakk'a muhtacız. Cenab-ı Hak'tan yardım isterken hangi usullerle isteyeceğiz? İsteyeceğimiz yardımlar içerisinde en önemlisi hangisidir? Bunları siz dostlarımızla bu akşam müzakere etmiş olduk. Yüce Rabbim kavramayı, gereği gibi hayatımızı tanzim etmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim ruzu mahşerde yüzümüzü ak edecek ve hesabımızı kolaylaştıracak, sırat köprüsünü şimşek gibi geçmemize sebep olacak iyilikleri ve güzellikleri ziyade eylesin.
cennetiyle, cemaliyle cümlemizi şereflendirsin. Habibin etrafında buluştursun. Onun Havz-ı Kevser'inden kana kana içenlerden eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.